Gelelim dolar TL'ye. Yeni haftada dolar TL'de nasıl bir manzara bizleri bekliyor? 5.30 seviyesi sınırında önemli eşik seviyelerinde bir süredir aynı şeylerden, daha doğrusu 5.30 seviyesinin önemli bir eşik seviyesi olduğundan bahsediyorduk sizlere. Bugüne ilişkin olarak yine Borsa İstanbul'da olduğu gibi dolar TL'de de teknik fiyatlamaların bir miktar daha ön planda yer alabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü piyasaların Noel rehavetine girmesi nedeniyle önemli bir gündem maddesinden bahsetmek mümkün değil. Geçtiğimiz hafta FED'e ilişkin beklentiler ve açıklamaların piyasalarda kafa karışıklığı yaratması nedeniyle dolar dalgalıydı. Ama yine haftada bir miktar daha sakin geçirmesini bekliyoruz diyebiliriz. Ve bu kapsamda 5.30 seviyesi önem arz etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 5.30 seviyesinin aşağısında bir kalıcılık sağlamaya çalışmıştı. Ancak çok da fazla başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. TL lehine bir hareketten bahsetmek istiyorsak eğer 5.30 seviyesinin aşağısında bir kalıcı hareket görmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda kafa karışıklığı nedeniyle doların dalgalı seyir izlediği ve aynı zamanda yönünü yukarı çevirdiği zaman dilimlerinde ise dolar TL'de 5.40 seviyesi test edilmişti. İşte yukarıda bu sebeple 5.40 eşiği önemli eşik olmaya devam ediyor. Gelelim Euro TL'ye. Euro TL'de nasıl bir fiyatlama var birlikte bakalım. Doların aksine bir miktar daha Euro'nun Türk Lirası karşısında kısmen değer kazanma eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Ancak yatay bir miktar daha pozitife yakın bir eğilimi var desek daha doğru olur. Şu anda Euro TL'de işlemler 6.05 sınırında gerçekleşmeye devam ederken şu saat diliminde Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değer kazancına baktığımızda %0.15 oranında sınırlı bir değer kazancı olduğunu görüyoruz. Nasıl dolar TL'de aşağıda 5.30 seviyesine dikkat çekiyorsak söz konusu mevcut belirlenen seyrinde Euro TL için 6 seviyesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak Euro Dolar'a bakalım. Euro Dolar'da nasıl bir fiyatlama var? Bir süredir görmeye alıştığımız benzer bir fiyatlama var. Bir süredir 1.15 seviyesinin aşağısında kalıcılık sağlayan Euro Dolar paritesi için zaten orta ve uzun vadede yönünü yukarıya çevirebilmesi için de 1.15 seviyesinin üzerinde kalıcı hareket görmemiz lazım. Ancak bir süredir Euro Dolar paritesi 1.15 seviyesine doğru bir hareket sağlayamıyor. Çünkü Euro'ya ilişkin riskler halen masada ve söz konusu riskler de Euro'da aşağı yönlü hareketi beraberinde getiriyorlar. İşte bu ortamda şu anda Euro Dolar'da işlemler 1.1380 seviyesinden gerçekleşirken yeni haftanın ilk işlem gününde Euro Dolar karşısında sınırlı bir başlangıç yaptı. %0.14 oranında gibi sınırlı bir değer kazancı var desek daha doğru olur. Ama dediğimiz gibi Euro Dolar paritesinde işlemler şu anda sınırlı ve yatay pozitif bir seyirden olmaya devam ediyor.